ojos como estos. Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Böyle güzel şeyler geldi. Gökçe neymiş bunlar? Ya çok şeker ya. Baksana da şunu arkadaşlar. Enginarlı böyle ufak bir cupcake. Şimdi de tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere her taraf enginar olan bir pazara gireceğiz. Yeni videodan 8. Uluslararası Urla Enginar Festivali'nden merhaba. Gökçe merhaba. Evet arkadaşlar, bugün çok değişik bir festivale geldik. Enginar Festivali. Bu sene 8.'si yapılıyormuş. Pandemiden dolayı tabii bir ara verilmişti. Ve biz geldik, bir kere şöyle bir tur attık, neler gösterebiliriz diye önceden bir bakalım dedik. İnanılmaz fazla şey var. Evet, bugün birazcık burası bayağı kalabalık. Alaçatı Ot Festivali tek bir yerdeydi. Evet. Daha ufaktı bir de. Burada gerçekten kaç pazar gezdik Gökçe herhalde şu an? 3-4 tane farklı pazar gezdik ki sanat sokağına girmedik. Evet, sanat sokağı zaten başlı başına bir olay. Aynen. Şimdi hep beraber şöyle etrafı gezmeye ben ufaktan başlayalım diyorum. Hem size de gösterelim burası nasıl, neler oluyor falan. Gökçe yine tacı var. Evet, aslında burada böyle mor pembe renkte çok güzel kuru çiçeklerden yapılmış saçlar var ama lokmak almayalım dedi. Çünkü çiçek festivallerine de gideceğiz yarın. O yüzden bakalım. Şimdi Gökçe pazarın en başından yürümeye başlayalım. Pazarın, ilk pazarın girişi burası. Biz şu taraftan geldik. Yani şu arkası İzmir kaldı. Siz de eğer bu tarafa geldiğinizde şöyle bir şeyin arasından geçeceksiniz. Enginar Festivali yazan. Ondan sonra sizi bu pazar karşılayacak. Böyle Gökçe gireceğiz, buradan başlayacağız. Burası zaten Migros. Urla'yı eğer biliyorsanız bilirsiniz. Şu karşıda hemen Öztürk var. Hadi o zaman buradan başlayalım Gökçe. Şöyle bakalım burada neler var neler. Sığacık'tan alışık olduğumuz gibi yine yerel lezzetler var. Genelde her şey enginarlı burada. Evet bak, enginarlı erişte. Mesela bakın enginarlı erişte, enginarlı mantı. Şey benim çok hoşuma gitti ya. Kortejde yürüyen ufak çocuklar vardı. Enginar gibi şey yapmış. Enginar gibi giymiş. Yine burada bakın mesela enginar dolması var. Enginar midye dolmasını Alaçatı Ot Festivali'nde deneyememiştik. Evet, ona çok üzüldük. Bakalım burada karşımızda. Evet, bu sefer de. Böyle her yerde çiçekçi ablalar diyorlar. 25 lira şunların tanesi. Gökçe işte alacaktık ama yarın Bayındır'a gideceğiz. Orada da çiçek festivali var. Artık orada alırız. Enginarlı su böreği varmış mesela. Şöyle mesela şu tezgaha bakalım. Burada ablamız gözlerimi açmış bakalım. Enginarlı olduğunu tahmin ediyorum. Yine burada çiçekçi ablalarımız var. Çok kalabalık bugün. Bugün cuma günü, festivalin ilk günü. Cumartesi pazar, siz geldiğinizde daha da kalabalık olacağını düşünüyorum. Ben böyle bir kalabalık beklemiyordum Gökçe. Alaçatı'dan bile kalabalık şu anda. Bakın yine burada. Merhaba, teşekkür ederim. Harika. Harika. Yemeklisin. Burla bak, kendi enginarlığımız çok bak, güzel. Bak güveçte. Orijinal. Malatya'dan geldi, doldurduk. Harika ama. Patlıcan. Kafam şu an durdu. O kadar çok şeyden aynı anda bahsettiniz ki. Bu böyle. Aynen. Çok güzel. Bak işli gösterdi. Harika. Elinden hep gözle yani. Tamam, bundan güzel alalım o zaman. Aynen. Bir tane alalım. Dönüşte yine uğrayalım. Böyle geze geze geliyoruz. Bak ya, bu şeyin tatlı her yerine su koyuyor. İyi yani. Çok güzel. Çok güzel. İki kaşık verelim. Tamam. Tamam, öyle yapalım. Sana iki porsiyon koyuyor. Değil mi? Ben bir. Evet. Bu soğan, taze soğan, kuru soğan, her şey var. Evet, harika. Sen 25. Çok süper. Güzel. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Öyle. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Nereden geliyorsunuz? Biz İzmir. Yakından. Yakın. Siz buralı mısınız? Şöyle verdim. Afiyet olsun. Süper. Çok sağ olun, hoşça kalın. Sağ olun. Güzele benziyor. Bak burada da güzel şeyler var. Evet, burada da midye deneriz. Enginarlı mı acaba midye? Aa, onu şimdi biz ne aldık abla? Çok seri konuşunca şeyler. Vallahi şey, enginarlı bana iç pilav gibi geldi ama bilmiyorum, duyamadım orada. Tamam, bakalım onu da şimdi. Hadi bakalım, evet. Devam edelim. Ama şey, görüntüsü bayağı güzele benziyordu. Evet, lezzetli gözüküyordu. Bir de tatlı insan.
insanlarda kanka. Karadusu'nun 5 TL olduğunu emin miyiz bir bardak? İşte bardak 5 TL diyor bakın. Şimdi karadusuyu alacağız Gökçe. 5 lira Gökçe çok uygun mu geldi? Evet, ne baktı bana ona geldi. Emin değilim yani. Ben bu arada yemekleri şöyle bakayım göstermeden. Merhaba, kolay gelsin. Güzel şeyler var burada. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Evet, o zaman Gökçe karadı suyunu alsın. Şöyle de bakalım, gezmeye devam ediyoruz şu anda. Çok güzel, gerçekten doğal. Doğal harika. Mı? Soğuk bence mu? Nasıl? Bence doğal. Her şey, ama şu an içelim yoksa ısınır. İyi hadi bakalım, şunu bir içelim. Daha bir şey de yemedik. Ama pilavımızı aldık az önce gördünüz. Birkaç bir şey daha alalım Gökçe. Ben çünkü bir de bununla dolaşırken korkuyorum. Birilerinin üstüne dökerim diye. Evet, çok inanılmaz kalabalık herkes. Ve rüzgarlı. Rüzgarlı. Birkaç bir şey daha alalım, tadına bakalım. Alaçatı Ot Festivali'nde... Evet, yine bir enginar temalı var. Alaçatı Ot Festivali'nde ot yemedik. Bununla alakalı bayağı mesaj aldık. Niye ot yemediniz diye bugün. Bugün enginara doyacağız. Evet, bugün bayağı enginar yiyeceğiz bakalım. Hadi devam ediyoruz. Şey, ben de içeyim mi karadım? Evet, çok tamam. Güzel. Pilavı da yiyelim dedik. Bir tadına bakalım. Enginar bulamadık. Gökçe... Bir tane enginar buldum. Şansımıza denk gelmemiş. Üzüldüm, evet. Anlamıyorum. Gökçe tadım testi yapacak. Yapamıyor çünkü rüzgarlı hava. Bakalım. Güzel, fena değil. Ben beğendim. Ben de beğendim. Güzel. Ellerine sağlık. Evet. Biz fazla koydu yani, iki kişilik koydu, o yüzden 25 liraydı. Normalde sanırım 15 lira falan. Evet, lezzetli, güzel bir pilavmış. Sadece şansıma enginar az gelmiş, ona üzüldüm biraz. Ama aroması geçmiş. Evet. Onda bir problem yok. İçi çok iyi. Şimdi de tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere her taraf enginar olan bir pazara gireceğiz. Hem enginar alalım hem de size gösterelim bakalım enginarlar nasıl. Evet, böyle bakın, büyük bir tane pazar kurulmuş burada. Şimdi şöyle beraber gezmeye başlayalım. Hem de Gökçe, eve de enginar alacağız. Evet. Enginar alalım. Kolay gelsin. Ne kadar acaba enginarlar? Çanaklar mı abi? Evet. 3 tanesi 20 lira, 4 tanesi 20 lira, 5 tanesi 20 lira. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Çok seçenek, evet. Baklava alalım, baklava. Tamam, enginar da alalım. Geldik. Az önce bu ablaya konuşmuştuk, geleceğiz sana diye. Neye çekiyorsun? YouTube'a çekiyorum ben de. Biz de yayını YouTube'a. Tamam, yayınlayayım. Bak, bunlar da enginar. Abi merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Ne kadar acaba fiyat? 8 lira 7 lira. 8 lira 7 lira. Tamam. Bunlar daha büyük ya. Böyle mi alalım? Bu da var. İşte böyle, böyle suyunla da verebilirim. Evet. Tamam, alalım. Evet. Daha iyi. Fiyatta da bir indirim yaparsın abi. Çok alıyorum. Bunlar 8'likten ben sana yine 30 şey yaptım. Bak tamam. Belli, farkında mısın? Evet. Bak. Evet, bunlar 8'likten ben seninle aynı. Tamamdır. Yani 35'ten yapacağım. Tamam. Almanız, bokumudansa böyle almanız daha iyi. Ne? Bokumlu yolda açılabilir, evet. Kararlı şey yapar ama evet. Bu suyla 3 gün 4 gün hiçbir hiç şey olmaz. Evet. Tamam. Yani, daha çok dayanır. Bakın abimiz de dedi, böyle siz de gelirseniz vakumlu değil, böyle sulu alın. Daha fazla çünkü 3-4 gün. Senin olsa senin havada vakumlu olur ama biraz ısındı mı vakum fazla dayanmaz. Değerli. Para verirsin, açılıver yolda, yazık günah. Doğru. Bir de abi ben şey diye okudum, bu sene yağmur çok yağdığı için enginarlar daha lezzetli. Ondan ziyade şöyle, bu sene bizim enginarlarımız erken yetişti, Ocak ayında yetişti. Hı-hı. Ama çok soğuk yaptığı için enginarlar yandı. Enginarlar buradaydı, Ocak ayında kesmeye başladık. Yandığı yerle bir oldu, biz kestik enginarları dipten, bir daha geldi yeni yani. Tamam. Şu enginarları 2 hafta kesiyoruz. 2 hafta, aa. Sene yok yani, geçen senekinin yarısı bile yok yani. Evet. Doğru, dondan dolayı falan yani çok. Yani çok etkiledi yani. Bu sene hasat %50 bile değil yani, tamam. %50'nin altında. Anladım. Evet, abimiz de bahsetti Gökçe, evet. Bu sene çok don oldu. Kötü bir şeyden bahsedecektim de sen gülünce şey oldu. Evet. Hani dondan da. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Biz enginarlarımızı aldık, baklalarımızı da aldık. Evet, bayağı enginar aldık, baksanıza, pilav evet, da aldık. Yalnız bunları taşıyamayacağız, bayağı ağır oldu. Bir arabaya gidelim, bunları bırakalım. Araba da bayağı uzakta aslında ama artık yürüyeceğiz. Sizin için gidip tekrar burada geri geleceğiz. Otopark bulamadık. Ondan sonra bakalım, bir sanat sokağının oraya gideriz zaten. Evet ya. Bir tatlı falan bir şeyler enginarlayarız. Aynen, değişik bir şeyler deneyelim. Pazarımız evet. Bitti. En sonunda da şey, el sanatlarını gezelim.
Evet, bu arada abimizden biz enginarları tanesi 7 liraya aldık ama bayağı büyük enginarlardı. Evet ya, sağ olsun bize öyle verdi. Gerçekten bu sefer yani nokta atış yaptık bence. Evet evet, abimiz sağ olsun. Güzeldi. Bir de tabii dondan bahsetti. Bu sene daha enginarlar 2 haftalık yeni çıkmış. O yüzden bakalım, devam ediyoruz. Ayrıca enginar don yemeyince bir de böyle yağmur bol alınca çok güzel oluyormuş ve kararmıyormuş. Uzun süre gidiyormuş. Evet. Türkiye'de sakızlı enginar da sadece sanırım Urla'da değil mi? En fazla mı? Yanlış et, sakızlı enginar değil, sakız enginarı demek istiyorum. Ben onu zaten sen bana söylediğinde de anlamadım. Aynen. Sakızlı enginar nasıl oluyor? Evet, en çok yani Urla bu şeyin merkezi. Burası mı merkez? Süper. Yani Urla enginarıyla zaten anlayacağınız üzere meşhur. Hadi bakalım şu bir kalabalıktan çıkalım da devam edelim. Paranı geri al o zaman. Gökçe bana sinirleniyor şimdi. Enginarlı pilavın içinde enginar olmadığı için ufak bir tartışma yaşadık Gökçe'yle. Hadi bakalım. Bu arada hazır aklıma gelmişken şeyden bahsetmek istiyorum. Biz Urla'ya yakın zamanda iki defa geldik. Hem Sanat Sokağı'na geldik hem de sahil kısmına geldik. Bugün o yüzden o kısmı çekmeyeceğiz, yani sahil kısmı ve Sanat Sokağı kısmını. Eğer izlemek isterseniz de onu böyle sağ ya da sol tarafa bırakıyorum, oradan bakarsınız. Buyurun. Nasıl Gökçe Enginar Festivali izlenimlerin? Güzel ya. Ben çok güzel. Beğendim. Tekrar yani geri dönmek için sabırsızlanıyorum. Evet, gidip geri geleceğiz hemen. Aynen, bakalım. Koşar adımlarla gidiyorum. Fark çok kalabalık ama. Evet. Değil mi? Birazcık kalabalık bakalım. Ama yediğim ilk pilav, şimdi ilk pilavı yedik biz sadece. O çok hoşuma gitti. Karadut suyu da çok güzeldi. Hatta karadut suyu alalım bence. Bak, enginarlı dolma burada da 8 lira mesela tanesi ama ufaktı, gördün mü? Evet ama biz de TL. Bizimkiler büyük. Abimiz iyiydi ya. Evet ya. Siz de eğer gelirseniz o abi hemen o pazar girişinin orada. Şimdi ben size birazcık burayı tarif edeyim eğer gelecek olursanız. Burada normal pazar var. Yeşillikler satılıyor. Enginar, dereotu, baklava vesaire gibi şeyler. Hemen buranın şöyle alt kısmında bakın, yemek yenecek yerler var. Tam karşımda da benim şu an el sanatları duruyor. Bu arkaya da böyle bir tane sahne kurmuşlar. Burada müzikler oluyor. Buradan eğer böyle sağa doğru girerseniz de Urla Sanat Sokağı. Gökçe, el sanatlarının olduğu yere girelim pazara. Ne var burada? Bakın burada abimiz. Macun değil mi? Evet, macun. Ben yalnız benim çocukluk dönemim macuna yetişmedi. Senin? Ben bir keresinde yemiştim. O zaman küçükken çok beğenmemiştim ama şimdi damak tadımı değişti mi bilmiyorum. Evet, şöyle bakın. Yine düş kapanları burada. Hala düş kapanı alamadım. Ne kadar tatlılar. Burada güzel bir ev var. Bu tezgah tuz olmuş. Enginar kızlar var. Çok güzel. Bakın burada böyle güzel. Böyle bir şey var. Güzelmiş. Kolay gelsin. Güzel, değişik değişik enginar temalı şeyler var. Bakalım, şurada böyle güzel enginarlı mumluklar var. Bakın burada şaraplıklar var. Kolay gelsin. Burada yine güzel şeyler var. Bunlar tabii Nazarköy'de, biliyorsunuz gitmiştik Nazarköy'de. Daha güzelleri vardı. Enginarlık. Aha, çok güzelmiş hakikaten. Enginarlık kolye. Evet, burada bakın, burada gerçekten enginar temalı şeyler var. Bir sürü. Böyle güzel şeyler. Güzel bir tepsi var burada. El işçiliği yapılan yerlerinin sonuna geldik gibi, bu kadar böyle. Ne var benim beğendiğim? Enginar var. Çok tatlılar bakın. Ne burada böyle güzel şeyler var. Enginar temalı. El boyaması senin beğendiğin kıyafetler. Ha, kıyafetler bakın. Bohem kıyafetler burada yine. Şimdi Sanat Sokağı'nın oraya doğru giriyoruz. Buraya kadar Gökçe taşmış. Evet ya. Festival havanı. Geniş bir alana yayılmış. Ben açıkçası böyle olacağını beklemiyordum. Evet, bütün Urla'nın içinde neredeyse ara sokaklarda bile enginar tezgahları var. Gerçekten her yer enginar. Malgaca pazarına girdik şimdi. Bakalım burada neler var. Bakın burayı da diğer videoda gerçi göstermiştik ama yine gösterelim. Böyle güzel bir yer. Burada müzik etkinlikleri olacakmış akşamları. Şu anda hazırlıklar yapılıyor. Güney girerken sola güneş yükseliyordu. Bakın, Gökçe burayı buldu internetten, böyle güzel bir yer. Cup and Cake diye bir yer. Bakalım enginarlı güzel şeyler gelecek Gökçe, evet. Şimdi. O zaman onlar gelince videoyu tekrar açalım. Hadi bakalım. Böyle güzel şeyler geldi. Gökçe, neymiş bunlar? Ya, çok şekerli. Baksana da şunu arkadaşlar. Enginarlı böyle ufak bir cupcake. Burada da bir tane cheesecake, yine enginar temalı. Tadı da herhalde enginarlı ya, enginarlı yani. Bakalım nasıl olacak, merak ediyorum. Enginarla tatlıyı tam bağdaşlaştıramadım ama. Şimdi ben o zaman Gökçe. Kahveler de bu arada böyle, sunumlar gerçekten güzel.
Baksanıza ne kadar renkli tekrardan. Şimdi cheesecake'te ben bir tadıma başlayayım bakayım. Cheesecake normalde şöyle böyle severim. Enginarlı cheesecake'i sevecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Şöyle. Merak ediyorum. Bayağı güzel. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Harika. Tadı böyle. Normal zaten cheesecake gibi, o cheesecake'in tadı geliyor ama güzel bir cheesecake. Arkadaşlar, bu arada ben daha fazla enginar aromalı olur diye tahmin etmiştim. Çok fazla enginar aroması yok. Yani enginarlı böyle yeşil ve enginar temalı olduğunu bilmesem enginarlı demezdim diye tahmin ediyorum. Ben yani iyi ki söylemişiz ya, bayıldım. Evet, güzel. Cheesecake'in tadına önce ben baktım, buna da sen bak, cupcake. Bu arada ben cupcake yani dışarıda çok fazla yemiyorum. Evet. Genelde evde yiyoruz. Bakalım nasıl. İnsan kosmaya kıyamıyor gerçekten. Evet, tatlı gözüküyor. Gökçe beğenecek bunu arkadaşlar. Surat ifadesinden anladığımız kadarıyla. Nasıl Gökçe? Özellikle kreması çok çok güzel. Ben bu arada size süper ağacı. Ve buraları. Ben şeyi merak ettim Gökçe. Gıda boyası mı kullanmışlar yoksa enginar koymuşlar mı? Enginar tadını hiç almıyorsun çünkü. Sor. Onu bir soralım öğrenelim. Tamam. İçindeki bu rengi şurada şu an daha net gözüküyor. Enginar püresiyle yapmışlar. Püreyle bu rengi vermişler, yani içinde enginar varmış. Enginar tatlılarını yedik, hemen şimdi şeye geldik, alana geldik. Bakın böyle güzel bir yer yapmışlar burada. Konserler, etkinlikler burada oluyor. Gelip burada oturup böyle işte insanlar izliyorlar. Evet, biz bu videomuzda Gökçe ile beraber Urla Enginar Festivali'ne geldik. Güneş de tam karşıdan geliyor ama. Evet, benim de gözümün içinde sinek öldü, o yüzden takamıyorum. Evet, kaç dakikadır diyor işte sinek öldü, sinek öldü. Yani. Neyse, Urla Enginar Festivali güzeldi, beklediğimiz gibi geçti. Beklediğimden daha kalabalıktı benim. Evet, ve daha güzel, keyifliydi. Herkes çok sıcaktı gerçekten. Evet, bence bütün esnaf, gelen insanlar yine keza. Bayağı kalabalıktı. Videonun bazı yerlerini zaten belirtmişsiniz de görmüşsünüzdür. Alaçatı Ot Festivali ile kıyaslarsak da ikisinin de yeri ayrı bence. Evet ya, ikisi de güzel. İkisi de güzel. Öyleydi yani. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Kanala abone olup beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz.